Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizlere hazırladığım tarifim kilis tava. Normalde hatırlarsanız arkadaşlar, kilis tava tarifimi sizlere daha önceden paylaşmıştım ama bu kez zırhta hazırladım. Türkiye'den getirdiğim zırhı denemek istedim. Evet, zırh arasında evet, kilis tava için gerekli olan malzemelerimiz 2-3 tane soğan, içerisine 1 tane domates, 4-5 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber, 1 küçük tutam maydanoz, 500 gram kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber. Ayrıca üzerine süslemek için domates ve biber dilimleri lazım, kırmızı ve yeşil olarak. Ve sosu için de arkadaşlar 1 tatlı kaşığı biber salçası, biraz tuz ve 1 çay bardak su. Evet, kilis tavamızın yapılışı: soğanı, kırmızı kapya biberi, yeşil biberi, domatesi ve maydanozu önce normal bıçak ile birlikte küçük küçük doğrayalım. Bıçak ile kestiğimiz sebzelerimizi şimdi zırh ile birlikte daha da bir ufaltacağız. Evet arkadaşlar, mümkün olduğunca bunu defalarca tekrarlayın. Bütün sebzeleri zırh ile birlikte kıyın. Zırhla birlikte mümkün olduğunca ince doğramaya bakalım arkadaşlar. Defalarca bunu tekrar edelim. Bu işlemi yaparken her şeyi unutuyorsunuz. Terapi gibi geliyor gerçekten. Sesi bile insanı rahatlatıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi istediğimiz inceliğe geldi. Artık kıymamızı ilave edebiliriz. Kıymayı da ilave ettikten sonra tekrar zırhta kıymayı ve sebzeleri birbirine karıştıralım. Daha sonra baharatlarını ilave edelim. Tuzunu ve karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Hepsini de ilave ettikten sonra tekrardan özleşene kadar bu şekilde zırhta birbirine birleştirelim, yoğuralım. Tepsimizin tabanına bir miktar tereyağı ve bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekleyelim ve tabanını
Yağlayalım ve salça ile birlikte kaplayalım. Elde ettiğimiz köfte harcımızı da tepsimize alalım ve güzelce yayalım. Tepsiye köfte harcımızı güzelce yaydıktan sonra eşit parçalara keselim. Önce ortadan ikiye, daha sonra dörde ve daha sonra kestiğimiz dilimleri tekrardan küçülterek 8 eşit parçaya keselim. Daha sonra kilis tavamızı süsleyelim arzu ettiğiniz gibi. Kilis tavamızı domates ve biber dilimleriyle süsleyelim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, bu tarz paylaşımlarımın devamı için beğeni ve yorumlarla kendinizi göstererek bana destek verirseniz çok sevinirim. Sizlerin ilgisi yeni videoları yapmama teşvik ediyor arkadaşlar. Bunun için lütfen sessiz takipçi olmayın. Aktif olmanızı rica ediyorum. Bu paylaşımları ben sizler için yapıyorum. Sizler de kendinizi gösterirseniz çok sevinirim. Şimdiden emeğime verdiğiniz desteğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, artık kilis tavamız hazır arkadaşlar, süslemesiyle birlikte. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir tasın içerisine bir tatlı kaşığı kadar biber salçasını, biraz tuz ve bir bardak su ile birlikte salçayı açalım. Elde ettiğimiz sosu kilis tavamızın üzerine dökelim. Fırını önceden ısıtalım. Evet, önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika kilis tavamızı pişirelim. Evet, artık kilis tavamız hazır arkadaşlar.
Müthiş lezzetli oldu. Yanına pilav eşliğinde közlenmiş patlıcan salatası ile birlikte turşularla birlikte servis yaptım. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımı takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.